Manevi hastalıklar hekimi, manevi hastalıklar hekimi olan Evliyaullah'ın gönlünü alırsanız, bu çok, buraya işaretlemişim ben. Niye çentik atmışım diyorum. Bak bu sözü şey yapın, zapt edin. Manevi hastalıklar hekimi olan Evliyaullah'ın gönlünü alırsanız ne olur? Hemen uçmaya başlarsınız. Öyle mi diyor? Manevi Evliyaullah'ın, manevi hastalıkların hekimi olan Evliya'nın gönlünü alırsanız ne olursunuz? Keşif keramet sahibi olursunuz. Kalpleri okursunuz. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Tayyi zaman Kabe'ye gider gelirsin. Bize bir velilik verse, inan suyunu çıkartırız bir haftada. O velilere verdiği kerametlere verse var ya. Gönlünü alırsanız ne olur? Hazreti Pir söylüyor. Kendinizi görür, halinizi bilir ve kendinizden utanırsınız. Bu söz çok güzel. Yani şu sözü anlatsam, buradan ayrılsam, Pendik sohbeti tamamdır. Gerisi ziyade yani, ekstra. Evliyaullah'ın gönlüne, Allah velilerinin gönlüne veya bir peygamberin sırrına, yakınlığına mazhar olmak, adama ne kazandırır yani? Adama haddini bildirir. Kendi değerini bildirir. Arkadaşlar, niye bu Evliyaullah hazaratı ve büyük insanlar baktığımızda fevkalade mahviyet içerisindeler, fevkalade tevazu içindeler? Neden? Çünkü o varlığa karşı kendindeki yokluğu, acizliği gördüklerinden her yaklaşımlarında, her adımlarında utançları artıyor ve hayaları artıyor. O yüzden Allah yoluna giren bir adamın kaşarlanması, seneler geçtikçe edepsiz olması, onun yakınlaştığına değil, uzaklaştığına alamettir. Şimdi benim hocalarım hayatta olsaydı, büyük üstadlarım hayatta olsaydı, bilemiyorum yani, yine tabii takdir, ama herhalde o saatleri, dakikaları çok iyi değerlendirirdim. Hiçbir mesele sormaz, onlar bana ne anlatmaya çalışıyor diye dinler, ağzımı açmazdım. Şimdi onları kaybedince anladım yokluklarını. Bu Allah'a yakınlık olursa, veliye yakınlık olursa, onda şöyle bir hal başlar, utanması artar. Utanması artar. Ben şaşırırdım mesela. Gönenli hocamın yanında biz biraz daha rahat hareket ederdik. 35 senelik, 40 senelik Ekrem abi, sesini duymadım ben ya. Hoca efendinin yanında Ekrem abinin ben ses tonunu duymadım. Yani böyle bir, böyle. Bulunduğu mecliste Ekrem abinin sesini duyan bir tane adam yoktur. Yani bu adamın sesi neye benzer? Neden? Evliyaullah'ın gönlüne girmiş, kendisini görüyor mahcup. Yakın olduğunun alameti işte o. Hadi işte, hop, 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 falan filan yapan insanlar var şeyhin huzurunda. Gördük, bunları da gördük. Adam yakın yapar diyorsun. Alakası yok. Adamın sesi çıkmaz. Gönle girdiğinde kendini görür diyor. İlk onda başlayan fazilet uçmak kaçmak değildir. Haddini bilir. Haddini bilir. Bu kalp körlüğünün giderilmesi halkın elinde değildir. Bu hekimlere ikram ve ihtiram hidayet esbabındandır. Peki kalp körlüğü nasıl olacak? Ya şimdi hocam öyle bir şey anlattın ki, ya Hazreti Pir, ya öyle bir anlatıyorsun ki, ya kalbimiz kör olmuşsa, Allah kalbimizi mühürlemişse bizim günahımız ne? Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Hani bunu ne yapacağız demiştik. Şimdi cevabını veriyor. Affedersiniz, arada söylüyor. Bu manevi hastalık hekimlerine candan ve gönülden bende olunuz ki miski amberle, yani Allah'ın feyziyle dolasınız ve evvelce söylediği şey, eğer sende bu körlük varsa Allah Teala'ya yalvar, niyaz et de senden bunu alsın. Ama inkar etmeye kalkma, bir de bu haline kibir ve ucupla söylenilen sözü reddetmeye kalkma. Tamam.